Önce teknik kısmını birinci konuda genellikle doktora veya yüksek lisans tezlerinde metot kavramlar, ikinci bölümde ana konuya ilişkin bilgiler, adliye toplumu nedir? Üçüncü bölümde de asıl bizim konumuz olan saha çalışması, alan araştırması. Ben bu alan araştırmasında asıl bütün çabamı ortaya koydum. Elbette diğer bölümlerle ilgili de literatürden çok fazla tarama yaptım. O kadar ki danışman kaynakçayı görünce tepki koydu. Ya dedi, ne bunlar böyle dedi. Anlamadığımız bir sürü dilden alıntı yapmışsın. Biz bunları okuyamıyoruz, anlayamıyoruz dedi. Nereden bileceğiz doğru mu alıntı yaptın, yanlış mı alıntı yaptın? Yani böyle. Halbuki bir danışman öğrencisi ne kadar zengin kaynak kullanırsa o kadar çok mutlu olması lazım. Gönülmesi lazım ama adam böyle garip bir tepki koymuştu. Evet. Saha çalışmasını burada detaylıca ele alacağız. Ancak girişle ilgili ben birkaç vurgu yapayım. Birinci bölümden başlayalım. Ben hem biraz rahatsızım, bir böyle grip durumu var, hem de bir hafta önce enstitüye müdür atandık. Çok yoğun bir mesainin içinde buldum kendimi. Buraya da söz verdiğimiz ilan edildiği için geldim bir toplum borcu olarak. Yoksa ben biraz daha sakin çalışıyordum son 2 yıldır. Boş günüm de vardı. O günlerde ben sunum hazırlayarak daha efendim böyle özlü bir PowerPoint sunumuyla karşınıza çıkmak istiyordum ama bu maalesef mümkün olmadı. Sadece genel olarak birkaç vurgu yapacağım yerleri işaretlemekle yetindim burada. Şimdi bu teknik imkanları kullanabildiğimiz kadarıyla sadece bir özet geçeceğim. Bir defa Türkiye'de Kafkasya çalışmaları çok az, hala çok az. 91'de çok daha azdı. O kadar ki arkadaşlar, Gürcü-Abhaz Savaşı patlak verdiğinde Dışişleri Bakanlığı'na biz hem bir dosya gönderdik hem bir bilgi istedik. Diyanet İşleri Başkanlığı'na, başka yerlere, mesela o zaman Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Düzceli bir hemşerimizdi. Efendim, bizzat kendim gittim, rapor sundum. Özel kalem müdürü kapıda beklerken işte niçin randevu istediniz dedi. Böyle böyle Kafkasya'ya gittim geldim. İşte orada çok büyük ihtiyaçlar var. Ben bu konuda bir rapor sunacağım deyince, yani Kafkasya'daki Türk kardeşlerimizle mi ilgili dedi. Kafkasya'da Türkler de var dört bölgede ama dedim ben Çerkezlerle ilgili daha çok bir rapor hazırladım. O bölgeleri gezdim deyince, ne yani dedi, Çerkezler gavur mu dedi. Yok dedim, Çerkezler Müslüman dedim. O zaman Türk dedi. Yok canım dedim, Türk değil ama Müslüman. Efendim ayrı bir toplum. Adama bir türlü izah edemedik yani. Şimdi bu Sen tanırsın onu da şimdi burada isimler zikretmeyelim. O zaman belki sen de oradaydın 91-92'de ama ben seni tanımıyordum Yaşar Hocam. Ya bu yansıyı bir türlü ayarlayamadım ben. Büyültüye sığmıyor, denesene. Ha, şimdi biraz daha iyi oldu galiba. Evet. İstersen şimdi tam ekran yap. Hangisi? Heh, tamam, şimdi geri çekersek olur herhalde. Sağ ol. Şimdi de geri çekemiyorum buradan. Neyse. Efendim. İtalya nere, Kafkasya nere? Hadi Almanya'nın büyük idealleri var. Başka büyük devletler. Ya İtalya bile Kafkasya ile ilgili enstitüler kurmuş, araştırmalar yaptırıyor. Türkiye nüfusunun çok önemli, çok faal, etkin bir bölümü Kafkasyalı. Burnunun dibinde Osmanlı'nın Kafkasya'yı ihmal etmesinin nelere mal olduğunu biliyor. Ama Kafkasya ile ilgili hiçbir araştırma yok, hiçbir çalışma yok. Dışişleri Bakanlığı'nda ansiklopedi maddesinden çekilen fotokopi vardı arkadaşlar Kafkasya masasında. Bir ansiklopediden
Kafkasya, Çerkesya, o bölümlerin fotokopisini çekmişler. Dışişleri Bakanlığı'nda kurulan, o da yeni kuruldu. Daha önce Kafkasya masası da yoktu. Gürcü-Abhaz Savaşı patlak verince masa kurdular. Masanın tek malzemesi ansiklopedi maddesinin fotokopisi. Sen bu bilgiyle, bu cehaletle hangi stratejiyi doğru kurabilirsin? Şimdi burada ikinci kısma girmeyeceğim dedim ama bir miktar girelim isim söylemeden. Ben şimdi Yusuf burada doktora yeterlik sınavını verdim deyince çok sevindim. Doktorla yeterlik sınavında çok büyük zahmetler verdiler bana. Efendim çünkü ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir doktora tezi seviyesinde Kafkasya ve özellikle kendilerinin alışkın olmadığı bir şablonla adıge kelimesini de kullanarak Çerkesleri en üst düzeyde akademik çalışma konusu edinen bir tez olacaktı. Çok iyi tanıdığınız bir zat Milliyetçi Cephe'nin fikir babalarından çok ağır tepki koydu. Dünyada 3-5 bin Çerkes kalmış dedi. Onlar için doktora tezi yapmaya ne gerek var dedi. Halbuki eğer gerçekten dünyada 3000, 5000 hatta 300 Çerkes kaldıysa bir tane değil, 300 tane doktora tezi yapmak lazım. Fransız bilim adamını hatırlayın, George Dumazil'i. Dünyada ıbıkçayı konuşabilen bir tek adam, doğru düzgün, yarım yamalak konuşanlar vardı daha sonra da ama doğru düzgün konuşabilen bir tek adam vardı, Tevfik Esenç. Ölmeden 2,5-3 sene adamın dizinin dibinde koskoca profesör iki öğretim üyesiyle birlikte ekip kurup çalıştı. Bilim adamı böyle olur. Niye? Çünkü ıbık dili tarihin çöplüğüne gömülmesin. Ibık dilinin gramerini ve sözlüğünü bari kurtarırım diye ve kurtardı. Helal olsun o adama. Bilim adamı öyle olur. Ama bu adam da kaldı ki o da yalan. Nasıl 3-5 bin kişi kalmış yani? Türkiye'de 3-5 milyon Kafkas kökenli insan var. Kafkasya'da 3 Cumhuriyet'in resmi dili 1924'ten beri hiç kesilmeden, kesintisiz çıkan Kaberdeyce ve Adigey, özellikle Bzeduç, Emgü diyaleklerinde gazeteler var, dergiler var. Hiç kesilmeden, kesintisiz çıkan. Türkiye'de 1924'ten bu yana kesintisiz çıkan bir tane gazete, dergi var mı? Ama orada var. Dolayısıyla öyle yok demekle yok olmuyor. Kaldı ki yok olmaya yüz tuttuysa pozitif ayrımcılık yaparak desteklemek lazım. O konuda daha çok araştırma yapmak lazım. Neyse, Avrupa'da birçok ülke Japonya'sına varana kadar Kafkasya ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparken, burada bir Japon kardeşimiz de vardı bilirsiniz. Efendim, Türkiye maalesef bunları ihmal etmiştir. 1974'te Rusya'nın yakın bir gelecekte dağılacağını söyleyen NATO Dışişleri Bakanları na karşı Türkiye'nin Dışişleri Bakanı çok garip bir tepki koymuştu. Yani hiç öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Olsa da bizim için yani öyle bizim öyle bir gündemimiz yok diye. Bırakın 74'ü. SSCB dağılmış. Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde Özal çok garip bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Onlar Şii, bizim onlarla bir alakamız yok. Ondan sonra Amerika Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyınca, Amerika tanıdı ya, tamam tehlike geçti diye bu sefer Özal da tanıdığını ilan etti. Yani bu kadar dar fikirlerle, bu kadar sığ yaklaşımlarla hangi güçlü stratejiler geliştirilebilir yani? Halbuki Türkiye'nin çok daha erken dönemlerde, bırakınız bir 3-5-10 doktora tezini, bir enstitü kurarak çok özel, ince ince, mesela Çeçen, İnguş, işte İnguşlarla Osetler arasında konan problemler nedir, Abhazlarla Gürcüler arasındaki o Sovyet döneminden kalan ustalıklı, çok önceden planlanmış uzun vadeli problem alanları var. Çünkü hani bir gün gelir de ben çekilmek zorunda kalırsam, hepsinin arasında ihtilaflar olsun, toprak ihtilafları, etnik ihtilaflar, dini mezhebi kavgalar ki ben onların üzerinde sürekli hakim, abi konumunda kalayım. Benim moderatörlüğüme muhtaç olsunlar, kendi aralarında sorunlarını çözemesinler diye bu şekilde usta bir planlama yapmış. Türkiye'nin bunları öğrenerek onlara karşı alternatif çözüm önerileri geliştirmesi gerekirdi. Ama o öyle bir öneri geliştirmeyi bırakın, işte 92'de derslere başladık.
efendim 93'te de bitti. Yeterlik sınavına girdim. Bu 93'te olan bir olay yani. 93'te adamların yaklaşımları bunlar yani. Daha sonra baktılar ilişkiler Özal döneminde gelişmeye başladı. Bu sefer yeni bir kavram çıktı. Türk ve akraba topluluklar. İyi dedik yani, hiç yoktan iyidir. En azından Türk olmadığını, akraba topluluklar olduğunu kabul ettilerse burada bir şeyler yapılabilir. Ondan sonra çalışmalar artmaya başladı ama gerek fiziki gerek beşeri coğrafyayı tanıma noktasında hala son derece yetersizdir bilimsel çalışmalar. Bir de Kafkasya'yı, stratejiyi, hepsini, kültürü hepsini bir tarafa bırakalım. Akrabalığı. Dünya insanlık tarihinde çok farklı, çok çok farklı bir beşeri sistem, ideoloji denenmiş ve 70 küsur yılda 60 milyon insanın kanına girerek olağanüstü sistematik baskıcı bir rejim kurmuş ve bu rejim çökmüş. O kadar kanın, zulmün üstüne kurdukları rejim 2 ayda dışarıdan hiçbir müdahale olmadan dünyayı 30 kez yok edecek kadar silah deposuna rağmen kendiliğinden çöküp gitmiş. Yahu arkadaş, bu sosyolojik açıdan, stratejik açıdan, birçok açıdan, ekonomik, kültürel açıdan incelenmesi gereken bir büyük insanlık olayı değil midir? Orası olağanüstü zengin bir sosyoloji laboratuvarı. Sosyologların, antropologların oraya üşüşüp yüzlerce tez yapması gerekirdi. Bırakın bir iki tezi, o 5-10 tezi. Yani o SSCB denemesinin, deneyinin izleri ortadan kaybolmadan oralarda çok sayıda tezler yapılması icap ederdi. Ama maalesef bu gibi çalışmalar çok görüldü. Tabii biz orada her şeyi inceleyemezdik. Doktora tezleri burada yapan, doktora yüksek lisans yapan kardeşlerimiz var. Alan olarak olabildiğince dar, derinlik olarak olabildiğince derin olması makbuldür. Tabii ben bu ilkeyi tezimde koruyabildiğimi söyleyemem. Çünkü alan yepyeni bir alan. Bakir. Neredeyse Türkiye örneğinde üretilmiş bilimsel bilgi yok. Dolayısıyla alanı mecburen biraz geniş. Derinliği de beklenen kadar derin olmayacak şekilde ayarlamak zorunda kaldım. Çünkü ilk denemeydi. Ama benim bu ilk anaç, doktora jürilerinden bir hoca öyle demişti. Bu anaç bir tez oldu demişti. Bir anaç tez olarak kendimden sonra gelecek doktora yüksek lisans çalışmalarına veya akademik raporlara örneklik teşkil edecek şekilde bir ana plan gibi kullanılabilecek bir tez idi. Tabii her tezin bir hipotezi olur, alt hipotezleri olur. Benim de hipotezimi ve alt hipotezlerimi kısaca size aktarayım. Ana tezim şudur: toplumlar uygulanan baskılar ne kadar sistematik ve yoğun olursa olsun hiçbir toplum büsbütün asimile edilemez. Baskılar kalkar kalkmaz o toplum hızla öz değerlerine yönelir. Milli, dini değerlerine yönelir. Şimdi arkadaşlar, sadece şu hipotezin son derece memnun etmesi gereken bir milliyetçi jüri beni senelerce perişan etti. Ben SSCB'nin çöktüğünü, tırnak içinde Sovyet adamı Homo Sovieticus projesinin başarısız olduğunu, tırnak içinde yine Sovyet adamı yaratma projesinin başarısız olduğunu söylüyorum. Adamlar memnun olacağına rahatsız oluyor. Bunu da jüride bir üye çok kaba bir şekilde şöyle tescil etti. Ulan böyle, doktora jürisi dünyada en yüksek akademik toplantıdır. Ondan sonra yok artık, son nokta. Ulan zaten Kürtler başımızın belası. Şimdi bir de Çerkesler mi çıkacak? Adamın yorumu bu. Ne alakası var kardeşim? Ben bunu anlatmıyorum ki. Ben insanlık tarihinde çok önemli bir deneme olan bir ideolojinin bilimsel yöntemlerle başarısız olduğunu ortaya koyuyorum. Sadece örneğin Çerkesya. Birisi de kalkar Kırım'da yapar, birisi Orta Asya'da yapar, birisi Balkanlar'da yapar. Yani söylenenle anlaşılan ne kadar farklı yani.
milli ve dini değerleri ne kadar zayıflatılmış olursa olsun, adigelerin kimliklerini büsbütün yitirdiğine hükmedilemez SSCB döneminde. Geri çekilmişlerdir, içe kapanmışlardır. Ama baskılar hafifleyince, özellikle perestroika döneminden sonra tekrar milli dini değerlerine yönelmeye başlamışlardır. İkinci ana tezimde Homo Sovieticus, Sovyet adamı yaratma projesi başarısız olmuştur Kafkasya'da. Ben Kafkasya bölgesini, daha doğrusu Batı Kafkasya'yı izledim. Alt hipotezlerimde ateizm yoğun propagandalara rağmen adigalar arasında kök salamamıştır. Alan araştırmasında ortaya çıktı bu. Kafkasya adigelerinin kahir ekseriyeti Müslümanlığının bilincindedir ve çoğunluk Sünni ve Hanefi mezhebini benimsemektedir. İslamiyet hakkındaki bilgileri ve dini vecibeleri yerine getirme alışkanlıkları zayıf olmakla birlikte bunun gerekliliğine samimiyetle inanmaktadırlar. Kafkas halklarının asimilasyon karşısında milli değerlerini korumada gösterdiği mukavemet gücü demografik durumlarıyla doğru orantılıdır. Mesela Dağıstan bölgesinde nüfus daha fazladır. Ben doktora tezinde orayı hariç tuttum ama Dağıstan'da milli dini değerler daha güçlüdür. Kabardino-Balkar bölgesine geldiğimizde Kabardey nüfus batıya göre daha iyidir. Dolayısıyla milli dini değerler daha iyi korunmuştur. Ama Adige'ye geldiğimizde %80 Rus, %20 Adige. Dolayısıyla nüfus azalınca nüfus da azalıyor. Dolayısıyla milli dini değerlerin orada erime potansiyeli de daha yüksek oluyor. Adigeler Kafkasya'da 5 ayrı bölgede yaşamalarına rağmen milli mensubiyetlerinin bilincinde olup törelerini yaşatmak istemektedirler. Ben Adige Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, bunlar federatif cumhuriyetler. Bir de iki tane bölge var. Bir Şapsa bölgesi güneyde, bir de kuzey tarafta efendim Mezdeg bölgesi. Mezdeg bölgesi İnguşya içinde kalıyor ama iki tane köy var orada. Birisi Müslüman, birisi Hristiyan köy. Onları da çalışmaya dahil ettim. Yani merkezi ve Batı Kafkasya'da yaşayan yaklaşık 713 bin Adige'yi çalışmamın ana konusu, evreni olarak belirledim. Burada kavramlar var. Mesela yine jüriyle ilgili bir şey hatırladım burada. Her akademik çalışma giriş kısmında kendi ana kavramlarını tanımlar. Bu da yaygın bir uygulamadır. Ben doktora tezimi tamamen bitirdim. Danışmanıma teslim ettim. Şuraya bırak dedi. Bir rafa bıraktım. 45 gün var. Bütün sürenin bitmesine, artık her şey bitecek. 45 gün var. Bir gün kala gittim. Bıraktığım gibi duruyor. Kapağını bile açmamış. Ondan önceki safhaları ikinci bölümde anlatacağım. Hocam dedim, artık bir günümüz var. Enstitüye jüri toplaması için yazıyı yazmamız lazım dedim. Aldı eline, şöyle bir buraya bu tarafa karıştırdı, bir tarafa karıştırdı. Büyük profesör ya, ayak üstünde şöyle 300 küsur sayfalık tezi bir böyle tırırt yapınca anlayacak adam yani. Sen dedi, tezinde diaspora kavramını kullanıyormuşsun dedi. Ya kullandım ama nasıl kullandığıma bir bak, aç. Giriş kısmında kavramlara bak. Nasıl kullanmışım bak. Halbuki onun memnun olacağı şekilde de kullandım, işin garibi. Ama adamın açıp okumaya niyeti yok ki. Birisi ona telefon ediyor, onlar öyle çalışır zaten. Efendim, jüri sistemleri öyledir. Kimin telefonunun hatırı daha yüksekse kanaatini ona göre şekillendiriyor. Tezi okuyup anladığı için değil. Bu tez 3 kere jüriye girdi. Üçüncüsünde kabul edildi oy çokluğuyla. Efendim, ikinci kez tamamen reddedilince üçüncüsünde mahkeme kararıyla yeniden jüri oluşturuldu. Bir tevafukan biriyle tanıştık. O jürideki adamlardan birini, ben onun ciğerini bilirim. Bir de kötü bir kelime de kullandı böyle. Az yemek yedirmedim ben ona dükkanımda. Ben ona bir telefon edeyim, sorayım neymiş diye. Bir de tezimi aldı. Tezi okudu adam. Jüri üyeleri okumadı, esnaf okudu. Ya hocam sen ne yaptın dedi ya. Bu tezi onlar okumaz, okusa da anlamaz zaten dedi. Biraz anlasa da kıskanırlar dedi. Onlar hayatlarında böyle tez görmemiştir dedi. Yani bu tezi geçirmez onlar dedi. Neyse gene de aramış.
Ya demiş, bu tezi ben aldım, okudum. Siz niye şey yaptınız? Bu tez çok başarılı bir tez falan deyince, sorun tez değil, tez değil, kendisi demiş. Yani bu kadar efendim garip insanlar yani. Bunlar bilim adamı sıfatıyla, profesör unvanıyla bu memleketin bütçesinden senelerce maaş alıyorlar yani. Neyse, burada muhaceret diyorum, bakın. Muhaceret diyorum, benim tercih ettiğim kavram muhacerettir ama diasporayı da açıklıyorum burada. Diasporanın ne olduğunda. Ama açıp adamın bakmaya efendim niyeti olmadığı için onları anlamıyor. Burada sadece bir kabzeyi söyleyelim. Kabzeyi şöyle tanımladım ben. Adige toplumunda ferdi ve sosyal hayatın tamamını düzenleyen teamuli kaideler bütünü. Yazılı değil, teamülen var ama milletin itibar ettiği ve uyduğu kaideler bütünü. İngiltere'nin de yazılı yasası yok. Ama teamüli kaideler bellidir ve herkes ona titizlikle uyar. Evet, bu metot teknik kısmını geçelim ama şöyle sadece söyleyeyim. Alan araştırmalarını sosyolojide genellikle eğer nicel ise, anket şeklinde yapıldıysa, istatistik programlarından yararlanarak analiz ederiz. Ben de ilk başladığımda SPSS henüz yoktu veya Türkiye'de yoktu, bilmiyordum. Quattro Pro for Windows diye bir programdan yararlanmıştım ilk tezde. 3 tez aslında bu. Tek tez, 3 kere jüriye girdiği için 3 tez oldu. İkincisinde SPSS çıktı. Ondan yararlanmaya başladım. Üçüncüsünde bu vesileyle SPSS'i de öğrendim. Ben daha sonra da onlarca alan araştırması yaptırdım. Statistical Package for the Social Science. Sosyal bilimler için istatistik analiz programı diye. Onu kullandım. Excel ile de uyumlu çalışan bir program bu. Sosyal yapı, sosyal kültürel şey, sosyal yapı, kültürel yapı veya sosyal değişme, bunları çok hızlı geçeceğim. Sosyal yapıyı şöyle tanımlayabiliriz değişmeden önce. Bütün toplumlarda ilk akıllı, bilinçli, iradeli, vicdanlı insandan, ki Hazreti Adem'dir o, bu yana kadar bütün toplumlarda temel sosyal kurumlar vardır. Aile, din, eğitim, ekonomi, siyaset, hukuk, sağlık gibi çok önemli kurumlar vardır. Bu kurumların oluşturulma şekli ve bunların birbirleri arasındaki ilişkiler ağı sosyal yapıyı ortaya koyuyor. Mesela Japon toplumunda evlilik süreçleri nasıldır? İşte Çerkez toplumunda nasıldır? Arap toplumunda nasıldır? Fizyonomik olarak işte dışarıdan görüntü, fiziki olarak kıyafet tarzları nasıldır? Yeme içme tarzları nasıldır? Cenaze merasimleri nasıldır? Dilleri vesaire. Kültürel yapıyı da kısaca, çok kısa bir şekilde hayat tarzı. Her şeyi kuşatacak şekilde hayat tarzı olarak söyleyebiliriz. Sosyal değişme de toplumun kültür değerlerinde, kültürel değerlerinde veya fiziki yapı özelliklerinde veya sosyal tabakalaşmasında zaman içinde ortaya çıkan farklılaşmadır. Mesela aile yapısında zamana göre ne gibi değişiklikler olmuş, ekonomik yapıda, siyaset yapısında vesaire. Tabii bunun değişmenin hızı var, yönü var efendim. Mesela Suriye'de de değişme var şu anda ama geriye doğru ve hızlı bir değişme var. Yani çöküş, çözülme diyebileceğimiz bir değişme var. Türkiye'de olumlu, ileriye doğru gelişme diyebileceğimiz, büyüyen bir değişme var. Buna da gelişme diyoruz. Bunun gibi. Bu kısmı da çok uzatmadan geçelim. Öbür asıl ana bölüme gelelim. Üçüncü bölümümüze gelelim. Benim size burada özetlemek istediğim asıl bölüm burası arkadaşlar. İlk çalışmamda 1600 küsür denekle görüşmüştüm. Ancak bu tez reddedilmişti. Efendim, son üçüncü kez jüriye giren çalışmada daha az sayıda denekle görüştüm. Çünkü 2003 yılında son anket çalışmasını yaptım. Dolayısıyla ilk zamanlar kadar rahat değildi. SSCB dağılırken bilimsel çalışma yapma şartları şahsen benim için daha uygundu. 2003'te şartlar çok daha zordu. Onun için asgari rakamla yetindik.
573 kişiyle görüştük ama yine aynı bölgelerde. Kabardey bölgesi, Mezdok, Çerkes, Adıgey ve Şapsıl bölgelerinde. Efendim sayıları burada var. Bu kadar kişiyle, 573 kişiyle görüşüp sorularımızı yönelttik, kanaatleri ölçtük. Şimdi burada birinci ve ikinci jüride esas aldığım bir 1600 küsür kişilik alan araştırması var. 2003 yılında yaptığım bu 573 kişilik ikinci alan araştırması var. Yani kaç yıl oluyor arada? 2003, 8 yıl aradan sonra, 8-9 yıllık bir ara var. Bir de benden önce SSCB dağılmadan yapılan bir araştırma var. O da burada var. Eklerde var o da. Şimdi ekranda vardı. Onun tarihine şu. 1984. 1984'te Kabardino-Balkarya, Naučno-Isledovanje Institut, Kabardey-Balkar Bilimsel Araştırma Enstitüsü etnososyolojik anketi. Dolayısıyla 84, efendim 94 ve 2003. Bu üç çalışmayı karşılaştırarak efendim verilerimi değerlendirmeye tabi tuttum. Ruslar sosyoloji bilimini, antropoloji bilimini bir silah gibi kullandılar. Toplumları belli aralıklarla o kadar ince sosyolojik analizlere tabi tuttular ki ciğerlerini biliyorlardı. Nasıl bir etki yaparsak Kabardeylerden, Besnilerden, Bjeduglardan, Şapsalardan nasıl bir tepki alacağız, bunu çok iyi kestirebiliyorlardı. Amerika şu anda dünyayı yönetiyorsa aynı yöntemlerle yönetiyor. Amerika körfez çıkartmasını yapmadan önce İslam dünyasında araştırmalar yaptırdı. O zaman Vezneciler'den Bayrampaşa işte 550'ler hattına gidiyordum ben. Evim Bayrampaşa tarafındaydı. Vezneciler otobüs duraklarında bile araştırma yaptılar arkadaşlar. Yani biz Körfez'de bir operasyon yapsak, Irak'a saldırsak İslam dünyasının tepkisi ne oranda karşımıza çıkar diye bunları ölçüyorlar. Ölçüp biçiyorlar, ondan sonra harekete geçiyorlar. Yani sosyolojiyi, psikolojiyi, efendim antropolojiyi bir araç, silah, stratejik silah olarak kullandılar. Evet, biz tekrar 3. bölüme dönelim. Efendim bulursak. Şunları kapatayım ben. Çok fazla lazım değil. Kabardey-Balkarya bölgesinde en fazla Adige yaşıyor arkadaşlar. Onun için orada yani bu denek sayısını, denek biraz itici bir kelime ama çalışmaya katılan şahısların sayısı orada daha az. %66'sı Kabardey bölgesinden, %20'si Adıgey bölgesinden, %10'u Çerkes bölgesinden. Yine orada şehir nüfusu daha fazla. Çünkü köyleri de çok büyük şehir gibi zaten. Birçok köyüne şehir diyemeyiz. Süleyman abi de geldi şimdi. O da yakında Narçık'tan geldi. O da gördü. Dolayısıyla bizim anketimize katılanların %63'ü şehir, %37'si köyde oturan insanlar. Yaş dağılımı da genellikle orta yaş nüfusu diyebileceğimiz 21-60 yaş arası. Ama SSCB döneminde doğmuş, büyümüş, SSCB'nin son zamanlarına yetişmiş. %10 kadarı da, 9,5'u da komünizmin yoğun zamanlarında doğup o Sovyet rejimini ciğerine kadar yaşamış insanlar. Cinsiyet dağılımı aşağı yukarı bu alanımızdaki nüfusu temsil ediyor. %46,5 erkek, %53,5 kadın. Ama Rusya genelinde bu oran daha farklı arkadaşlar. 8 puan kadar erkek ve kadın nüfus arasında fark var. Dolayısıyla kadınlar aleyhine bir durum ortaya çıkıyor. Erkekler %8 daha az. Efendim, kadınlar hem ev işlerini yapıyorlar hem sosyal hayatta çalışıyorlar. Erkekler bu az olmanın, kıymetli olmanın, yani az olunca kıymetli oluyor, güya avantajını kullanarak çalışmadan o çalışan kadınların sırtında geçinmeyi bir hayat tarzı haline getirmişler. Gerçi her nadir olan, her az olan kıymetli değildir.
kör at da nadirdir ama kıymetli değildir yani. Evet. Eğitim durumu civar komşu ülkelerle kıyaslanmayacak kadar büyük, daha yüksek. Mesela üniversite okuyanları, mezunları ve yüksek lisans doktora yapanları birleştirdiğimizde %52, %54, %56 civarında çok ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani eğitim düzeyi genel olarak yüksek. 92'de ilk Adige Cumhuriyeti'ne gittiğimde hangi köydü ya? Köyün adı bir anda aklıma gelmedi de Hatkoy Cemgui akrabaları ararken o büyük köylerden biri Ciraki. Abdülkadir Hoca oralarda imamlık yaptığı için iyi biliyor. Ciraki'de bir bakkala misafir oldum. Sülale adı Neger. Şimdi ben Neger'im. O da Neger. En yakın onu bulduk. Gittik ona misafir olduk. Adam bakkal. İnanın bizim çoğu profesörlerinden daha büyük kütüphanesi var evinde. Ona çok hayret etmiştim. Ve kitapları da kurcaladım biraz. Okunmuş kitaplar yani. İşte öğretmenler gününü yeni geçtik. Allah aşkına hangi öğretmenimizin evinde kütüphane var? Hangi öğretmenimiz senede hadi 2 ay tatil verelim. 10 ayda 10 kitap okuyor. Ama adam bakkal okuyor. O zaman tirajlar çok dikkatimi çekmişti. Şu anda Türkiye'de kitaplar 1000 basıyor. Biraz popüler olanlar 10.000 basıyor. Üzerine yazdıkları tirajlara aldırmayın. 100.000 yazıyor ama aslında 10.000 basıyor. Efendim 10.000 yazanlar da 1000 basıyor. Gazete tirajları da öyle. 100.000 yazıyor, 10.000 basıyor. Yani bunlar yanlış uygulamalar. Neyse orada ben tirajları karşılaştırınca hayret ettiler. Ya dediler bizde sadece gizli servis elemanları için basılan, hiç kimseye verilmeyen kitaplar 15.000 basılır. Yani hizmet içi eğitim kitapları vesaire 15.000 basılır. Yani 15.000 tirajdan sayılmaz. Tiraj demek için böyle bir 50.000, 100.000'den ağzını açman lazım diyorlardı. Evet, medeni durum bu deneklerin 573 kişi içerisinde biraz fazla bir rakam oluşturuyor. Oysa yaş grubunu hatırlayın, yaş dilimi yüksek. Ama medeni durum bekar oranı yüksek çıkıyor. İşte bu da biraz önce söylediğimiz o cinsiyet aralığını, farkını kötüye kullanmaktan kaynaklanıyor. Yani sorumluluk alıp aile reisliği yapacağına 3 ay orada, 6 ay orada, 1 yıl orada o kovunca öbürüne gidiyor. Böyle enteresan bir erkek profili var yani. İşsiz, güçsüz. Efendim, o zaman için. Şimdi durum değişti. Ben 93 işte 2003 arası, hatta 93'te tam değil, 94 diyelim. 94-2003 arası dönemden bahsediyorum. Meslek dağılımı da makul bir dağılım. Genellikle işçi, memur, emekli çoğunlukta. Esnaf az dikkatinizi çekerse ama o dönemler için yine iyi. Çünkü komünist sistem çöktü. Yerine yeni sistem kurulamadı. Kapitalizm hızla yayılmaya başladı ama henüz kurumsallaşamadı. Dolayısıyla esnaf da az, işveren de az gördüğümüz gibi. İşsizlik oranı da yüksekti. Hala da yüksek. Hane halkı sayısı iyi. Özellikle Çerkes ailelerde. 4 kişi ve daha fazla olanlar %70 küsür. Yani 3'te 2'si çekirdek aile ama büyük çekirdek aile. Geniş aileden tamamen kopmamış, köydeki geniş aileyle de bağlantısını koruyan büyük çekirdek aileler vardı. Çocuk sayısı yine güzel bir netice var. 3 çocuk sayısı ortalama %25, 4 çocuk %9, 5 ve daha fazla olan da %8 civarında. Toplamda 3 ve daha fazla çocuğa sahip olan aile sayısı çoğunluğu oluşturuyor. Bu da nüfusun o an için, o dönem için dinamik olduğunu gösteriyor. Dünyada
nüfus piramitleri ve projeksiyonlarında sınır nokta 2.8'dir. Ortalama çocuk sayısı 2.8'de ise durağandır. Onun altına düşünce nüfus hızla yaşlanmaya başlamıştır. Japonya gibi, Almanya gibi çok büyük tehlikelerle karşılaşır. %3'ün üstüne çıktıysa şu anda Türkiye bu konuda iyi. Ama 2023 projeksiyonlarında durum kötüye gittiği için Cumhurbaşkanımız sürekli işte en az ortalama 3 çocuk olsun diye bunun için tekrar vurguluyor. Aksi takdirde şu anki hızla giderse Türkiye'de 2023'te dünyanın yaşlı ülkeleri arasına katılacak. Bu da demektir ki daha az insan çalışacak, daha çok insana bakacak. Yani bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı artacak demektir. Kardeş sayısı da güzel. 3, 4 ve 5 veya daha fazla olanlar 33, 41, 51, %51 civarında. Yani nüfus yapısı güzel. Sovyet döneminde herkesin bir işi vardı, herkesin bir evi vardı. Efendim, daha doğrusu herkese bir iş, herkese bir ev tahsis edilmişti. Vardı derken mülkiyet olarak yoktu. Ancak SSCB dağılınca o ilk seneler çok cüz'i meblağlarla bu onlara tahsis edilen konutları kendilerine mülk edinebildiler. Dolayısıyla büyük çoğunluğu ev sahibiydi. Dikkat ederseniz kirada oturan %7. Yani kirada oturma diye bir mefhum yoktu. O da işte sistem dağıldıktan sonra gelişen, yeni dönemde ortaya çıkan. Şu anda yapılsa bir çalışma muhtemelen kirada oturanlar çok daha yüksek çıkacaktır. Zaten belli bir yaşın üstünde olanlar, özellikle %10-15'lik kesim senelerce o eski dönemi özledi. Çünkü iş devletten, aş devletten, evde her şey devletten. Gaz parasız, elektrik parasız, su parasız. Ben o dönemde Çeçenistan'a da iki kere gitmiştim. Orada misafir olduğum bir evde dikkatimi çekti. Gaz ocağı hiç sönmüyor. Ya dedim, matematik öğretmeniydi arkadaş. Şunu söndürsenize, yazık, israf oluyor dedim. Yok dedi, ya kibrit daha pahalı. Yani onu söndürürsem yeniden yakmak için bir çöp kibrit yakacağım, o daha pahalıya geliyor. Çünkü kibriti para vererek alıyor, gaz parasız. Onun için gece gündüz 24 saat 365 gün gaz yanıyor ocaktan. İnsanların çoğu doğduğu yerde yaşıyor. Çok azı başka yerlere, başka yerde doğup buraya gelmişler, bu Çerkes bölgesine. Yine mesela kitap okuma alışkanlığı çok yüksek, %61 oranında. Bu muhteşem bir şey gerçekten. O ilk dönemlerde arkadaşlar, en çok dikkatimi çeken ve memnun olduğum bir husus sigara tüketiminin çok az olmasıydı. Ama maalesef buradan giden arkadaşlar, efendim oraya yerleşmek için giden, burada bir arkadaşımız da var, iş yapmak için gidenler onlara sigara belasını öğrettiler, taşıdılar yani. Yani şu anda sigara tüketimi daha yüksek. O zaman erkeklerde de azdı, bayanlar hemen hemen hiç tüketmiyordu, çok ayıp karşılanıyordu. Yani bir bayanın sigara içmesi bizim aynen uzun yaylada olduğu gibi son derece ağır bir ayıp olarak karşılanıyordu. Sigara tüketimi son derece azdı. Ama maalesef biz onlara o kötülüğü öğrettik yani. Televizyon izleme oranı şu anda Türkiye'de çok daha çılgın miktarlarda ama orada da %88 civarındaydı ama Türkiye ile kıyaslanmayacak olan rakam gazete okuma. Gazete tirajları ve gazete okuma alışkanlığı bizden çok çok fersah fersah ilerideydi. Dergi ise dağlar kadar fark var. Türkiye'de dergi okuma oranı yani en iyi, en böyle popüler olduğu, çok satan dergilerin olduğu dönemlerde %4'e çıkabilmiştir. O kadar. O da zirvede olduğu zaman. Şu anda sayılsa bilmiyorum, herhalde bu sosyal medyadan sonra %2'nin altına da inmiştir yani. Ama adamlarda %13 dergi okuma alışkanlığı o dönemde. Tabii o zaman ORT ve Rusya diye iki devlet kanalı vardı. Doğal olarak, yani mecburen daha doğrusu, onları izliyorlardı. Ben 92 Ağustos'unda işte Adige'de akrabaları bulamayınca, o bakkal Neger amcayla öyle konuşmuştu, anlaşmıştık.
Dedim şimdi buradan Çerkeske ve Kabardey'e gidiyorum. Ne var bulursam akrabam onlardır. Bir daha beni aramayın. Ama bulamazsam tekrar dönerim demiştim. Efendim, Kabardey Balkar'da Negor'ları bulduk. Negor deyince hemen bildiler çünkü güreş şampiyonu varmış. Taşya dedikleri, ağır siklet güreş şampiyonu bir akrabamız varmış. Onun için ilk sorduğum hemen cevapladı. Taşya dedi. Efendim, bulduk. Allah selamet versin, yaşıyor, yaşlı bir halamız var. Mercan halanın evine gittik ilk. İzliyorum, küçük bir pencere var. 365 gün 24 kışın bayağı oluyor. -20'ye ulaştı oluyor. O pencere hiç kapanmıyor. Çünkü doğalgaz sürekli çok canlı yanıyor ya. Hani oksijen sirkülasyonu olsun. Bir de onun karşısında da aynı şu hoparlör gibi bir plastik ses cihazı, mikrofon, hoparlör var. Bu nedir dedim? Bu bizim eski komünist radyosu dedi. Niye duruyor dedim. Ya ne olur ne olmaz diye daha sökemedik dedi. Nasıl çalışıyordu o dedim. O dedi sabah 6'da başlardı. Düğmesi var ama tam kapanmaz dedi. Sadece kısabilirsin. Kısma düğmesi var dedi. Tam kapatırsan veya kırarsan çok büyük suçtur. Komünizm düşmanlığı olarak cezalandırılırsın. Yani kapatamazsın sadece kısabilirsin. Sabah başlar, tavarişi, yoldaşlar diye gece belli bir saate kadar 11 mi 12 mi bir şey dedi. Çalışır dedi, sonra kapanır, sabah tekrar açılır. Yani istesen de istemesen de dinlemek zorundasın o radyoyu demişti öyle. Hatta o radyonun bir başka hikayesini anlattılar. Radyo ilk deneme yayınına başlayınca işte yoldaşlar biz Moskova'da oturduğumuz yerden konuşacağız. Siz de bizim bütün söylediklerimizi duyacaksınız filan deyince ihtiyar Çerkesler bayağı bir tedirgin olmuş. Sonra birisi biraz cesaretlenip gitmiş o radyonun altına. Sen de bizim dediklerimizi duyacaksın mı demiş. Ses yok. Bir iki daha söyleyince ses yok. İstediğin kadar konuş demiş. Önemli olan bizim seni duymamız değil, senin bizi duymaman demiş. Evet. Tatil alışkanlığı yoktu. Tatilin ne olduğunu bilmiyorlardı. Hatta benim 92 Ağustos'unda dil bilmeden, efendim o baskılardan korkmadan, ürkmeden tek başıma gencecik ömrümün baharında nasıl oraya gittiğime çok hayret ettiler. Ya diyorlar biz şu komşu şehre gidemiyoruz, kaç yaşına geldik. Yani 70-80 yaşına gelmiş hiç dışarı gitmeyen var. Soçi mesela çok güzel sahili var. Soçi'ye hiç inmemiş olanlar. Efendim Adige Cumhuriyeti'ne hiç gitmemiş olanlar ya. Ankara ile İstanbul arası en fazla yani. Hiç gitmemiş. Efendim bırak onu. Terek bölgesindeki kabardeyleri ziyarete gitmemişler. Seyahat özgürlüğü yok. Hareket edince hemen kötü maksatla, işte yıkıcı emellerle hareket ettiği kabul edildiği için onun için çok hayret ettiler. Yani çok şaşırdığım birkaç husustan biri de buydu. Yani abartılı bir şekilde ya inanamıyorlar. Yani sen nasıl olur da diyor işte Rusça bilmeden, korkmadan, çekilmeden yani biri öldürüp kenara atsa sen, kimin haberi olur diyor. Kim arar, kim sorar seni diyor. Nasıl gelebilirsin buraya diyorlar. İkincisi de biz çocukluğumuzdan beri hep Kafkasya, Kafkasya deyince hep dağlar. İmam Şamil işte Kafkas dağlarında falan. Hep böyle dağlık bekliyordum. Arkadaş Şapsa bölgesinde tamam dik dağlar var ama Şapsa bölgesini bitirdik. Krasnodar'dan bir başladık. Efendim Karaçay, Çerkes, Kabardey, Balkar o Elbruz'u çıkarsan ta efendim Osetya'ya kadar olağanüstü dümdüz vadi. Yani ne kadar büyük düzlük, ne kadar muhteşem bir iklim. Bu çok hayret yani hayret ettiğim bir husustu. Bir husus da bizim tarlalar Uzunyayla'da çok tarlaya gittik geldik. Küçücük avuç kadar işte 5 dönüm, 10 dönüm en fazlası işte 60-70 dönüm. Orada en küçük tarla 20 bin, 30 bin dönüm. En küçüğü. Dev traktörler, paletli traktörler 3-4 sıra halinde giriyorlar, biçer döverler, öyle çalışıyorlar. Ya dedim Allah Allah, yani tarım böyle yapılırmış. Efendim bizim 20 metrede, 30 metrede bir 1 metrelik sınırlarımız var. Traktör dönemiyor, orada bir sürü boşluk oluşuyor filan. Şimdi hükümet tarlaları büyütmek için bütünleştirme projesi yapıyormuş, pilot bölgeler belirlemiş. Bu isabetli bir durum yani.
Yani böyle çok enteresan durumlar olmuştu. Elbruz'a çıkmıştık yine. O da çok enteresan bir hikayeydi. Burada literatürde olmayan pek yankısında bilemiyorum ne oldu ama şöyle bir katkı yapmaya çalıştım ben, sarkaç teorisi diye. Şimdi SSCB döneminde kutsala ait ne varsa çok şiddetli bir şekilde bastırıldı. Baskı kalkınca sarkaçın bu tarafa zorla itilen ucu, kolu öbür tarafa hızla gelmeye başladı. Aynen o saatlerde olduğu gibi. Yayı gerince, bırakınca öbür tarafa gidiyor. Yani bir aşırı uçtan öbür aşırı uca sallanıyor, sallanıyor, sonra belli bir noktada duruyor. Bunun da örneklerini gördüm. Mesela o ilk SSCB'nin dağılma döneminde Kabardey-Balkar'da mesela Filistin puşisi sarmış bir delikanlı. Sakal bırakmış, puşi sarmış falan. Şalvar giymiş. Bunlar Çerkes toplumunda gitmeyecek şeyler bunlar yani. Filistin puşisi ne, sarık ne, işte şalvar ne. Ama bir uçtan kurtuldu ya, bir de mafyada, bir mafya grubunda da bulunmuş delikanlı. Tevbe etmiş uyuşturucudan, mafyadan, işte hepsinden, işte sakalı bırakıp işte puşiyi girip sarığı sararsam işte tamam, iş tamam diyerek böyle bir yani bir aşırı uçtan öbür aşırı uca gitme durumu hasıl oldu. Bir başka husus da bu uzun dönem sosyoloji literatüründe savunuldu. Dünya ne kadar medenileşirse, ne kadar dünyevileşirse, efendim refah düzeyi ne kadar yükselirse, insanların kutsala olan ihtiyacı, dine tapınmaya, aşkın varlığa olan ihtiyacı daha çok, daha azalır. Hatta hiç gerek kalmaz. Yani her şeyle kendine yeten, efendim kendi ayaklarının üzerine duran, efendim böyle çok güçlü tanrısal bireyler ortaya çıkacağı için dine ihtiyaç kalmaz. Yani güya onu zaafından kaynaklanan, hani işte yıldırımdan korkuyordu, işte bir üstün varlığa sığınma ihtiyacı hissetti filan gibi teoriler vardı. Bu teoriler de hem dünya genelinde yalanlandı, hem Kafkasya özelinde. Çünkü insanların bilgi düzeyi ne kadar arttıkça, araştırmalar ne kadar derinleştikçe, hatta fen bilimlerindeki araştırmalar ne kadar çoğaldıkça, dine yönelme ne kadar şehirleştikçe, kentleştikçe, en önemli göstergelerden biri budur, kentleşme oranı yükseldikçe bilinçli dindarlık oranı da yükseldi. Dolayısıyla o beklenen gibi din ve dindarlık kaybolmadı. Dünyada da, Kafkasya'da da. Teşekkür ederim. Hani Kafkasya'da Sovyet adam yaratma projesi başarısız oldu diyoruz. Bunu ezbere söylemiyoruz. 3 tane, yani 84 yılında enstitünü yaptı. 94 yılında benim ilk alan çalışmam. 2003 yılında da ikinci alan çalışmam. Bu 3 sosyolojik alan çalışmasının sonucunda %89, hatta %90 diyebiliriz. %90 civarında İslam dinini kimlik olarak benimseyen insanlar. Demek ki bu proje başarısız oldu yani. Tabii Hristiyanlar da var dediğim gibi o Mezdok bölgesinde. Efendim hiçbiri diyenler var. Yani sosyolojik olarak tamam, bir Müslüman toplumdayız ama Müslümanlığın ne olduğunu bilmiyorum diyor. Efendim. Bakın o biraz önceki hususu teyit eden bir başka veri arkadaşlar. Kentte dindarlık oranı, yani kentte Müslüman kimliğini benimseme oranı daha yüksek. Demek ki dindarlık cahillere, kırsal alana mahsus bir husus falan değil yani. Ahiret inancıyla ilgili sorulara, sorumuza %79 oranında ahirete inanıyorum. %13 oranında inanmıyorum. %8'de fikrim yok. Yani ahiretin ne olduğunu bilmiyorum diyenler oldu. Ancak burada da Nalçı'yı bilenler var çok iyi. Şogensuk Parkı'nın girişinde, o eskiden mescit vardı ya, Sovyetskaya Mescidi'nde. O mescitten çıkıp Şogensuk Parkı'na girerken orada çok insanlar oturuyor böyle. Üniversite öğrencilerinden destek istemiştim ben, anketör olarak anlattım konuyu onlara. Rusça anket formunu nasıl uygulayacaklarını. Bir delikanlı Albert miydi acaba? Onların kayıtları var. Formlar da hala duruyor. İmha etmedim anket formlarında. Anketleri uyguladı, getirdi. Ya dedi, çok enteresan bir şey oldu dedi.
Ne oldu dedim, bu ahiret sorusunu çok yaşlı iki çift. Karı koca ama çok yaşlılar diyor. O parkta oturuyorlardı. Anket doldurturken dedi, kadına doldurttum dedi. Bu ahiret sorusunu sorunca, ahiretir mi fesqura, ahirete inanıyor musun deyince, Allah si fesmuh. Vallahi inanmıyorum demiş. Ama inanmıyorum derken Allah diyor. Yani Allah'a yemin olsun ki vallahi inanmıyorum diyor. Allah si fesmuh demiş. Yani aslında bir Allah inancı var yani. Ama biz ona inanmayanlar, bu %12.8'e dahil ettik. Çünkü inanmıyorum işaretlediği için. Bir hatıra daha aklıma geldi. Beslan, Baksan. Baksan bizim Kayseri gibi ticaretiyle meşhur, efendim tüccarların çok olduğu bir bölge. Baksan'da bir medrese açıldıydı. Medrese girişte olduğu için ben onu anket çalışmamı yaparken ofis gibi kullandım. Malzemelerimi oraya bıraktım filan. Bir emekli polismiş. Polis asker farklı bir sistem vardı orada. Milisya dedikleri. O amca baktı, tamam dedi, ben de doldurayım dedi. Ama çok uzun sürdü. Yarım saatimi aldı. Yedi yarım saatimi tek başına. Okudu, düşündü, yazdı falan. Sonra kalktı, anket formunda katladı, cebine koydu, gidiyor. Ya amca ne yapıyorsun sen dedim. Yarım saattir ben seni niye bekliyorum? Ne yapacağız dedi. O anketi bana vereceksin dedim. Olmaz dedi. Niye? Dedi ben oraya bir şeyler yazdım dedi. Ben onu sana verirsem KGB'nin, o zamanki eski adı da FSB'nin eline geçerse benim halim ne olur dedi. Ya dedim onun gibi kaç tane var bende, benim halim ne olur o zaman? Veremem dedi. Tamam dedim. Şimdi ben anketten vazgeçtim de iş nereye kadar gidecek onu kovuşturuyorum. Dedim o açık, bazı yerler işaretleniyor. Bazı yerlerde birer ikişer kelime açıklamalar yazılıyor. Dedim o yazdıklarının hepsini karalayalım. Böyle anlaşılmayacak şey. Karaladım. Formu mahvetti yani. Her tarafı karaladı. Tamam şimdi ver dedim. Adım adı yok ha. Adını yazmadı. Sadece el yazımdan tanırlar diyor. Şimdi ver dedim. Gene veremem dedi. Niye? El yazımdan tanırlar dedi. Ya işaretlemiş yani. Şıkkı işaretlemiş böyle. O zaman ben de veremem dedim. Sen bana güvenmiyorsun. Ben de sana güvenmiyorum. İş nereye gidecek takip ediyorum yani sadece. Veremem dedi. Ben de veremem. Ne olacak şimdi dedim. Ben çözümü buldum aslında. Tamam dedim. Dışarı çıkalım yakalım. Çıktık dışarıya. Toprak bir zemine koyduk. Formu yaktık. Ben delil olsun diye son böyle kulak kadar bir yerine ayağımı bastım. Yani onu alayım da formu yaktığımı ispat edeyim diye. Adam kaplan gibi atıldı. O parçayı da aldı. Bir hızla uzaklaştı. Arkasına bile bakmadı. Yani sadece bu olay orada ne kadar ağır baskıların uygulandığını, ne büyük, o kendisi zaten o zulmün, o işkencelerin bir parçası istemeden de olsa olduğu için çok iyi bildiğinden o formun bir yazısı olmayan boş kulakçığını bile bana aldırmadı yani. Evet, mesela bununla bitirelim ilk bölümü. Son peygamber, Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu kabul ediyor musunuz diye sorduğumuzda %73 oranda evet diyorlar. %4'ü yok diyor, o Arapların lideriydi. Lider Arabov diyorlar. Yani önemli bir şahsiyetti ama işte peygamber olduğuna inanmıyorum diyenler de %12. Diğeri de var. Ağır hakaretler yapan, işte bilmiyorum, tanımıyorum diyenler var. Ama arkadaşlar inanın bu rakamlar 92'de 91 sonu 92'de çökmüş bir rejimin efendim 2 yıl sonra halkına uygulanan bir araştırma olarak olağanüstü yüksek rakamlar. Demek ki Allah inancı, peygamber sevgisi insanların kalbinden sökülememiş. 2 yılda hemen bu kadar yüksek oranlarda bir bilimsel çalışmada görüşlerini, kanaatlerini beyan edebiliyorlar. Hatta bazıları adını da yazdı. Biz
formda isminizi yazmanız gerekmez dediğimiz halde adını da yazanlar oldu yani. Dolayısıyla ha bir de binlerce on binlerce eser. Din afyondur. Sömürgecilerin halkı uyuşturup sömürme aracıdır. Aile bile sömürge düzenidir. Onun için aileyi de yıkmak lazım. Efendim peygamber haşa sahtekardır. İnsanları kandırdı, sömürdü diye beyinlerinin anaokulundan, kreşten doktora seviyesine kadar yıkandığı bir dönemde bile insanlar sistem çöktükten sonra 2 yıl sonra bu cevapları verebiliyorlar. Çünkü aşkın bir varlığa inanma duygusu fıtri, doğuştan yapımızda var olan bir duygudur. Efendim en ateisti bile, en tanrı tanımazı bile sıkıştığında ister istemez ona yalvarmaktadır. Bizim de bir hemşehrimiz olan Türkiye'nin en önde giden ateistlerinden biri bir akraba cenazesinde orada kalıp bir aynı evde yatmak zorunda kalmışlar. İsmi bilinen bir adam da söylemeyeceğim burada. Anlatan amca da 2 sene önce vefat etti ama şahitleri var. Akraba olduğumuz için aynı odada yattık ama yani birbirimize bakmıyoruz diyor yani. İki zıt kutubuz diyor. Baktım diyor, ya inşallah ağzımdan kaçmaz adamın adı. Baktım diyor, yatağından kıpırtılar geliyor diyor. Döndüm dinledim diyor. Ayet-el Kürsi okuyor diyor. Kalktım terliğimi aldım. Ulan bilmem ne, sen millete ateistlik pazarlayıp kendini yatakta Ayet-el Kürsi mi okuyorsun diye fırlattım üzerine diyor. Ya amca ateist olduysa tamamen dinsiz kitapsız Allahsız olmadık ya demiş ya. Biraz önceki Allah sitaşmak dediği gibi. Evet. Şimdi bu bahsi daha fazla uzatmayalım. Bu tablolar devam ediyor ama mesela bu geldi. Hadi bunu da ekleyelim. Domuz eti yememek Müslüman kimliğinin, İslam kültür medeniyetine mensup olmanın önemli bir göstergesidir. Yani kültür ve medeniyetler karşılaştırılırken birleştirici vasıflar da önemlidir ama daha önemli olanı ayırıcı vasıflardır. Yani bir Japon'u bir Arap'tan ve Rus'tan hangi özelliğiyle ayırırsınız? Bir Çerkes'i bir başka kültüre mensup insandan hangi özelliğiyle ayırırsınız? İşte bu ayırıcı vasıflar önemlidir. Bir Müslüman'ı Müslüman olmayandan ayırt edebileceğimiz en önemli vasıflardan biri de bu domuz eti yememe özelliğidir. Bu tutumudur. Domuz eti yememe tutumu. Burada maalesef tahribatın ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Zaten en büyük tahribat SSCB döneminde din ve aile alanında olmuştur. Aile parçalanmıştır. Efendim aile değerleri zayıflatılmıştır. Onun için 25-60 yaş arasında %46 civarında bir bekar karşımıza çıkabiliyor. Bu çok aykırı bir rakam yani. Bu domuz eti yeme meselesinde de öyle. Mesela hiç çekinmeden evet diyorum diyen %14. Çok yüksek bir rakam. %14. Büyük kesim %90 Müslümanım diyor. %79'u peygamberi kabul ediyor ama %14'ü domuz eti yiyorum diyor. Halen o dönemde. Efendim mecburen yedim. Mesela askere gittiğimde işte uzak yerlerde zorunlu işe gittiğimde mecburen yedim diyenler %19. Yemiyorum diyenler %49 ama hiç yemedim, en zor şartlarda bile yemedim diyenler %19. Yani bunu %19 birinci sırada olmak şekliyle esas alabiliriz. Yine mesela sünnet olma burada yok, onlar da gibi Müslümanlığın alameti olan şeyler de tamamen yok edilmişti. Bizim o akraba şampiyon sistem dağıldıktan sonra kendi kendine gitmiş bir doktora rica etmiş, sünnet olmuş. Tam o sistemin dağılma kaos döneminde bir Azerbaycan veya dağılmadan önce yapmış bunu. Azerbaycan'a gitmiş efendim, bir kavgaya girişmiş oldular da yani ben Müslümanım ve sünnetliyim diyerek canlarını kurtarmışlar yani. Bu şekilde. Bir de bir kurban kampanyası esnasında bir adam bir hatıratını anlattıydı.
Yani kurban olduğunu bir şekilde öğrendim diyor. Yani kurban dönemi olduğunu. Kolhozdan bir koyun aldım diyor. Kestim diyor. Efendim başım belaya girdi diyor. Sen niye bunu koy? Aslında yani hırsızlık meşru kabul edilen bir şeydi orada. Herkes hırsızdı çünkü. Yani hırsızlığı herkes yapıyordu. Efendim ama kurban döneminde kestiğim için şüphelendiler diyor. Bir de şapka makka giydim diyor keserken. Dikkat çekti diyor. O öyle de bir şey var. Ben kurban kesiyorum başıma açık getiriyor başıma bir fatura oturtuyorlar. Günah günah diyorlar. Ya diyorum ben bu işleri biliyorum. Günah değil gerek yok. Adam fatörü giydi koyunu keserken paçayı zor kurtarmış yani. Sen niye bunu kestin? Efendim yani kurban olduğunu bilerek mi kestin diye. Yoksa o ilk gittiğim zamanlar uçakta ilk seferimde uçakta daha yok ikinci sefer Nalçiye direkt seferimde uçakta biriyle tanışmıştık. Çorap fabrikasında çalışıyormuş. İşte 5'te galiba 5'te çıkacağız deyince gittim fabrikanın önüne bekliyorum. Ulan her çıkan elinde gazeteye sarılı bir paket var. Ama istisnaz herkesin. Ya dedim galiba bugün istihkakınızı aldınız. Yok dedi ya biz gün boyunca ne üretirsek akşam onu paylaşırız. Ben işte diğer akrabalarımın çorap ihtiyacını karşılarım. Meyve işinde çalışan meyve ihtiyacını karşılar. Kombinatta çalışan et ihtiyacımızı karşılar. Yani herkes ne şey yapıyorsa onu kendi malımız görürüz. İşte geldiğimizde de birbirimize takas yoluyla böyle ihtiyaçlarımızı dağıtırız diye çok açıkça da itiraf etmişti yani. Evet. İlk bölümü burada durduralım arkadaşlar. Bu işin sonu yok. Ama inşallah ben bunu önümüzdeki yıl bir üzerinde çalışarak kitap halinde basmayı da düşünüyorum. Tez internette de var. Efendim isteyenlere mail yoluyla da gönderebilirim. Şubat ayı sonuna kadar inceleyip kanaatlerinizi bildirirseniz çok da memnun olurum. Vakfa da bildirebilirsiniz bana da. Dolayısıyla kitap halinde bastırırken güncellenmesi gereken yerler, işte yanlış anlaşılmaya müsait olan yerler efendim mesela içeride de var. Historia Narodov Severnogo Kafkaz'a diye çok değerli iki ciltlik bir eser var. Olabildiğince ciddi bilimsel bir çalışma. Kuzey Kafkas halklarının tarihini anlatıyor. Orada işte Çerkeslerin, özellikle Karaçayların belli dönemlerde Müslümanlık Batı Kafkasya'ya daha geç gittiği için işte hatta Müslümanlıktan sonra bile domuz etini tükettiklerini falan yazıyor. Ben de oradan bir alıntı yaptıydım. Allah rahmet eylesin bir Karaçay amca fena bozulduydu. Ya dedi sen ne demek istiyorsun dedi bizim Karaçaylar domuz eti yiyor mu demek istiyorsun. Ya kardeşim ben demiyorum. Bu diyor kaldı ki bugün de yiyorlar. Aha, yani 93'te, 94'te, 2003'te yaptığınız çalışmada %14 oranında yiyorum diyor adam. Saklamıyor ki yani. Çerkezi de yiyorum diyor. Hatta yani söylemeyecektim ama Şapsı bölgesinde Müslüman ailenin domuz ahırını bile gördük yani. Kusura bakmasın Şapsılar da yani. Böyle yani. Kabardey bölgesinde Müslüman kabardeyleri de görmedim ama Hristiyan kabardeylerin hepsinin domuz ahırı vardı. O da anlaşılabilir bir durum yani. Niye? Çünkü çabuk çoğalıyor diyor. Sorduk da niye yapıyorsunuz? Çok hızlı ürüyor diyor. Çok hızlı kilo yapıyor diyor. Ne versen yiyor diyor. Hemen satıyorsun diyor. Hemen paraya dönüştürüyorsun diyor. Ekonomik buluyor adam. Satarken de kendisi de biraz yiyor yani Allah affetsin. Yani o şey o kırılmış yani domuz eti yememe tutumu, hassasiyeti orada kırılmış yani. Evet. Bununla sonlandıralım. Bunun gibi itiraz edeceğiniz yerler veya işte ne bileyim işte yapacağınız katkıları alarak inşallah kitap çıktığında içerikle ilgili, sonuç kısmına falan hiç giremedik burada. İçerikle ilgili tartışmaları ayrı bir konferans halinde toparlarız. Şimdi benim için bu tez kadar hatta bazı açılardan özellikle buradaki genç araştırmacılar açısından daha önemli olan başka bu tezin hayat hikayesi diyelim. Bu tezin özgeçmişiyle ilgili bölümü anlatmak istiyorum. Onun için lütfen kamerayı da kapatalım.